basamak değerlerini görmüştük, bölüklerini görmüştük. Şimdi bakalım nelere dikkat etmem gerekiyor. Doğal sayıları okurken biz bölüklerden yararlanıyoruz. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüklerimiz vardı. 7, 8, 9 basamaklı sayılarda milyonlar bölüğünden yararlanacağız. Artık biraz daha büyüdük, 5. sınıf olduk. Milyonlu sayıları okumaya başlayacağız. Okunurken en büyük bölükten başlayacağım. En soldan başlayacağım okumaya arkadaşlar. Önce bölükteki sayıyı üçlü gruba okuyacağım. Sonra bölüğün ismini söyleyeceğim. Yalnız dikkat etmem gereken burada birler bölüğünün ismini söylemiyoruz en son. Her bölükte 3 basamak olmalıdır. Bunu zaten söylemiştik. Olmayan basamakları da, boş kalan basamakları da ne ekliyorum? Sıfırdan tamamlıyorum. Şimdi bakalım. Burada bana sayıyı vermiş. Ben de demiştim size. Birler, onlar, yüzler. Önce basamak isimlerini yazalım. Binler, on binler, yüz binler. Ve artık nereye geçtim? Milyonlar. Arkadaşlar burası benim ne bölüğü? Birler bölüğü. Burası binler bölüm. Burası da artık ne oldu? Milyonlar bölüğü oldu. Şimdi ben bunu okumak istediğimde nasıl okurum? Ne demiştik? Bölükteki sayıyı oku. Sonra bölüğün ismini söyle. Bölükteki sayı ne? 1. O zaman 1 milyon geçtim. 3'er 3'er böldüm. Artık binler bölüğüne geçtim. Okuyorum sayımı. 345. Sonra bölüğün ismini söylüyorum. 345.000. 345.785. 785. Geldim. Üçer üçer ayırdım. Bakıyorum birler, binler, milyonlar. O zaman artık diyor ki burası benim ne bölüğü? Milyonlar. Burası binler bölüğü. Burası da birler bölüğü arkadaşlar. Başlayalım okumaya. 2.400.170. Yazılışları önemli bu sene bizim için. Kazanımımız da var. 2.400.170 şeklinde de yazıyorum. Şimdi bu sefer de bana arkadaşlar sayının yazılışını vermiş. Benden bunu rakamla ifade etmemi istiyor. Şimdi bunlarda hata yapmamak için benim bölüklerim neydi? Birler, binler ve milyonlar. O zaman okuyorum. 3 milyon bölüğün adını duyduktan sonra bir slash atıyorum. 125.000 bölüğün adını duyduktan sonra ayırıyorum. Artık arkadaşlar benim sayılarım kaç basamaklı sayılardı? 7, 8 ve 9 basamaklı sayıları öğreneceğiz. Hemen ne yapıyorum? Şöyle 9 tane çizgi çiziyorum. Burası birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Burası da milyonlar bölüyorum arkadaşlar. Şimdi 3 milyon diyor. 3 milyon tek basamaklı bir sayı değil mi? 3 milyona basamağına da olduğuna göre. O zaman 3 nereye dayalı yazacağım? En sağ dayalı şekilde yazdım. Geldim 125.000. 125 yaz diyor. Zaten 3 basamaklı oluşuyor benim bölüklerim. Hemen 125'i yazdım. 885. 885 zaten 3 basamaklıydı. Geldi, yazdım. Şimdi burada dikkat etmem gereken neden bunları çizerek yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. 9 basamaklı sayıları öğrenmiştik. Her basamak 3 bölükten bölük 3 basamaktan oluşuyordu. O zaman ben ne yaptım? 3, 6, 9 basamaklı sayım olacakmış gibi düşünerek çizdim. Arkadaşlar ne diyor? 6 milyon çek çizgiyi, 7 bin çek çizgiyi, 17. Şimdi milyonlar basamaklı, milyonlar bölümünde ne olacakmış? 6. Tek basamaklı olduğu için 6'yı en sağa dayalı yazdım. Geldim 7 bin, 7. Bini görmezsem 7. Kaç basamaklı? Tek basamaklı. O zaman buradaki binler bölümüne
7'yi en sağ dayalı yazıyorum. Geçtim 17. Birler bölüğünde mi? Evet. Birler bölümünde varmış. 17. Arkadaşlar şimdi sayımı yazdım ama aralıklarda boşluklar var. Ne yapıyorum o aradaki boşlukları? Her bölükte 3 basamak olmalıdır. Olmayan basamaklara 0 ekledim. Boşlukları 0'la dolduruyorum. 6 milyon 7000 17 şeklinde 7 basamaklı bir sayı elde etmiş oldum. Şimdi bakalım 8 basamaklı sayılara. Basamakları görmüştük. En küçük basamağım kimdi? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, burası da 10 milyonlardı. Şimdi ben üçer üçer ayırdığımda arkadaşlar, burası ne bölüm? Birler bölüm. Burası binler bölüm. Burası da beni milyonlar bölüm. Şimdi ne yapıyorduk? Bölüklerdeki sayıyı oku, bölümün ismini söyle. Sayıyı oku, bölümün ismini söyle. En sondakinde sadece sayıyı okuyorum. Birler diye söylemiyorum arkadaşlar. Şimdi okunuşuna bakalım. 10 milyon 841 bin 841 bin en son ne var? 300 şeklinde de okunuşunu yazıyorum. Geldim sonrakine. Yine ne yapıyorum? Sondan üçer üçer nokta koyuyorum. Burası benim birler, burası binler, burası da milyonlar bölüm. Şimdi geldim milyonlar bölümde ne var? 99 milyon. Başladım yazmaya. 99 milyon. Geldim binler bölümüne ne var? 9000. Birler bölümünde ne var? 9. Ne görüyorsam onu yazıyorum. Üçerli üçerli arkadaşlar sondan başlayarak ayırıyorum. Sonra her bölükteki sayıyı oku, bölüğün adını söyle. Sayıyı oku, bölüğün adını söyle şeklinde devam ediyorum. Şimdi bu sefer de bana neyi vermiş? Okumuşlarını vermiş, rakamla ifade ediyor. 65 milyon, milyon kelimesini duydum. Hemen çizdim, ayırıyorum. 404 bin kelimesini duydum. Hemen ayırıyorum. Ben aslında burada ayırdığımda bölümlerini ayırmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 65 milyon. 65 milyonu duyunca noktamı koydum. 404 bini duydum, noktamı koydum. 609 diye yazdım arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi 70 milyon, bölümün ismini duydum, hemen ayırdım. 614 bin bölümün ismini duydum, hemen ne yapıyorum? Ayırıyorum. Şimdi ne demiş bana? 70 demiş o zaman. 70 milyonu duydum, nokta koy. 614, her bölüm 3'ten oluşur fazla. 1000, sonra 4 diyor arkadaşlar. Bakın 4 yazacağım ama böyle yazarsam olmaz, hatalı olur. Ne yapıyorum? Her bölük 3 basamaktan oluşacaktı. O zaman bakın 3 basamaktan oluşacaktı. Benim burada sadece 4 var. Geriye kalanları ne yapacaksın arkadaş o zaman? 0'la tamamlayacaksın. 70 milyon 614 bin 4. Eğer senin bölümündeki sayı 2 basamaklı, tek basamaklıysa önünü 3'e tamamlayacak şekilde 0 ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım bu sefer bana bölüklerdeki sayıları vermiş. Bu sayıyı rakamla ifade etmemi istiyor. Şimdi ben 9 basamaklı sayıları öğreneceğim bu sene biliyorum. 1, 2, 3. Şöyle 3'erle ayırıyorum. Burası benim kimler bölüğü? Birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Burası da benim milyonlar bölüğü. Arkadaşlar her bölüğü sağa dayalı yazın lütfen. Milyonlar bölüğünde ne var? 24. En sağ, bakın bölüğümü en sağa dayalı yazıyorum.
24. Binler bölümünde ne var? 125. Birler bölümünde ne var? 7. 7'yi buraya yazmıyorum. En sağa dayalı yazıyorum. Ve ben boşluklarımı kiminle tamamlıyorum gençler? Sıfırla tamamlıyorum. En başa sıfır koymanın bir önemi yok. Çünkü sayının başında sıfır varsa en başında onun herhangi bir önemi yoktur. Sayının değerini değiştirmez. Sıfır bir de aynıdır, bir demek de aynıdır. Sıfır beş demek de aynıdır, beş demek de aynıdır gibi arkadaşlar. O yüzden ara boşluklarda sıfır koymam gerekiyor ama en başa koymam da herhangi bir değeri değiştirmiyor. 24 milyon 125 bin 7 diye de okuyoruz. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı sayılarda 20, 30, 40, 50 milyon diye okuyorum. 7 basamaklı sayılarda 3, 5, 7 milyon diye başlıyor. Şimdi 9 basamaklı sayılara geleceğiz arkadaşlar. Ne yapıyordum ben? Her bölükte 3 basamak olacak şekilde ayırıyorum. Burası benim birler bölüm. Burası benim binler bölüm. Burası benim milyonlar bölüm. Zaten kuralı ilkokuldan biliyorum. Sadece milyonunu önüne eklemiş oldum. 7, 8, 9 basamaklı sayılarda arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl okuyacağım. Neydi kural? Önce en soldaki sayıdan, en baştaki sayıdan başla. Üçerli, ne yapıyorum? Sondan üçerli ayırdım. Sonra her bölükteki sayıyı okuyup bölüğün ismini söylüyorum. Bölükteki sayıyı okuyup bölüğün ismini söyle şeklinde devam ediyorum. 600 milyon. 600 milyon. Devam. 532 bin. 500 32 bin 128 128 diye devam ediyor. Geldik buraya. Neydi en sondaki bölü? Birler bölü. Sonra binler bölü. Sonra milyonlar bölüydü arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. En baştan başladım. Ne yazıyor? 810 milyon. 810 milyon. Ne görüyorum? Sadece 4. O zaman 4000 304 304 diye de yazıyorum. Bu sefer de okumuşlarını vermiş, benden rakamla ifade etmemi istiyor. Bakalım, ne yapıyorduk, kural neydi? 405 milyon, duydum, ayır. 612 bin, ayır. Bölüklerimi ayırdım mı? Evet, ayırdım. Şimdi yazıyorum. Ne yazıyor burada? 405. 405 milyon deyince koy noktayı. 612. 612 bin dedi. Koydum noktayı. 405. 405 de en son bölümü rakamlandırıyorum. Geldim yine. 787 milyon. Milyon var. Hemen ayır. 12. Bin kelimesini duydum. Hemen ayır. 999 diyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Milyonlar bölümünde ne yazıyor? 787. 787 milyonu duyunca ne yapıyorum? Noktayı koyuyorum. 12 bin diyor. Her bölüm kaçtan oluşacaktı? Üçer basamaktan oluşacaktı. 12 bin. İki basamaklık sayım 12. Evet. O zaman nereye dayalı yazıyorum? En sağa dayalı yazıyorum. Sonra 990. 999. Arkadaşlar şimdi sayımı yazdım. 787. Sonra 3, 6, 9 basamaklı bir sayı olacak. Ama ben bunları yazdığımda 3, 6, 7, 8 basamak oldu. Bakın burada bir tane boşluk kaldı. O boşluğu kiminle tamamlıyordu? Boşluklar sıfır eklenerek tamamlanıyordu. Şimdi burada ne yapmış? Yine bir sonraki örneğimize bakalım. Bu sefer bölüklerde yazan rakamları vermiş. Bunu bana düzenli bir şekilde
7, 8, 9 kaç basamaklı bir sayıysa oluşturur diyor. Şimdi arkadaşlar benim milyonlar bölüm 3 basamaklıysa 9 basamaklı bir sayıydı. Benim milyonlar bölüm 2 basamaklıysa 8 basamaklı bir sayı elde edelim. Benim milyonlar bölümünde 1 basamaklı bir sayı varsa 7 basamaklı sayı elde edelim. Şimdi milyonlar bölümünde kaç rakam var? 3 rakam. O zaman 9 basamaklı. Hemen 9 tane 3'er 3'er bölük olacak şekilde ne yapıyorum? Ayırıyorum. Burası benim kimler bölüm? 1'ler bölüm. Burası benim binler bölüm. Ve burası da benim milyonlar bölüm arkadaşlar. Şimdi başladım. Ne dedi bana? Milyonlar bölümünde 128 yaz. Zaten 3 basamaklıydı bölükleri. Hemen 128'i yazdım. Binler bölümünde 17 yaz. 17 2 basamaklı ama benim bölüm 3 basamaklı. O zaman nereye dayalı yazıyorum? En sağa dayalı yazıyorum arkadaşlar. Başındaki boşluğu da neyle tamamlıyorum? Sıfırla. Geldim. Binler bölümünde 17 yaz diyor. Yine 17'mi yazdım.